Herkese merhaba arkadaşlar. Acil Matematik ile AYT tekrar kampımıza eşitsizlikler 2 videosuyla devam ediyoruz. İlk sorumuzda B küçük A küçük 0 olmak üzere eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burada şöyle diyelim. Mesela buradaki ifadeler x bölü a ve x bölü b var. Bunları bir tarafa alalım. Buradaki b bölü a'yı da karşı tarafa alacağım. O zaman şöyle diyeceğiz. X bölü a eksi x bölü b küçüktür. Eksi b bölü a'yı karşı tarafa aldım. B bölü a eksi a bölü b geldi. Daha sonra burada x parantezine, hatta şöyle diyelim, payda eşit diyelim önce. Burasını b ile, burasını a ile, aynı şekilde b ile ve a ile genişlettim. Buradan x çarpı b eksi x çarpı a geldi. Bölü a çarpı b küçüktür. Burada da aynı şekilde, burada ifadeyi b ile çarpmıştık. B kare eksi a kare geldi. Bölü a çarpı b. Şimdi a ve b değerlerine baktığımız zaman sıfırdan küçük olduğu için ikisi de negatif. Dolayısıyla bunların çarpımları pozitif değerler olacağı için normalde biliyorsunuz eşitsizliklerde sadeleştirme yapmamaya çalışırız. Çünkü eşitsizliğin yönünü değiştirebiliriz sadeleştirme yaparken. Ama eğer bunlar pozitifse sadeleştirme yapabiliyoruz. O zaman eşitsizliğin yönünü değiştirmiyor çünkü etkilemiyor. İkisi de buradaki çarpımlar pozitif olduğu için a çarpı b'yi sadeleştirdim. Geriye kalan ifadeleri yazacağım ve hatta x parantezine yazalım burasını. X parantezinde b eksi a gelecek. Karşı taraftaki ifadeyi de şöyle diyelim, küçüktür b kare eksi a kare. Bunu da iki kare farkından yazalım. B eksi a çarpı b artı a diyelim ve bu ifadeyi karşı tarafa alacağım. Küçüktür, hatta şöyle diyeyim, eksi dedik, karşı tarafa alacağız. Eksi b eksi a çarpı b artı a küçüktür, sıfır oldu. Ve burada b eksi a'lar ortak, şöyle devam edelim. B eksi a değerlerimiz ortak. Ortak parantezi aldım. Buradan x geldi. Burada da eksi vardı. B artı a. O zaman eksiyle çarparak yazıyorum. Eksi b eksi a küçüktür, sıfır. Şimdi b eksi a ifadesi bizim bildiğimiz değerler, yani sıfırdan küçük değerler. Mesela şöyle söyleyebiliriz. A değeri eksi 1 ise b değeri eksi 2 gibi değerler yazabilirim mesela. Burasının negatif mi pozitif mi olduğunu yorumlayacağım. Şimdi b değerimize eksi 2 dedik, yani daha küçük bir sayı. Eksi a değerimiz ise eksi 1. O zaman eksi eksi 1'den artı 1 gelecek ve burası negatif bir sayı oldu. Şimdi burasının negatifse çarpımlarının negatif olabilmesi için burası kesinlikle pozitif olmalıdır diyoruz. O zaman bununla artık ilgilenmeye gerek yok. Zaten benim aradığım x'in aralığı x eksi b eksi a büyüktür 0 olacak. X'i yalnız bırakırsak da x değerimiz büyüktür a artı b gelecek. Dolayısıyla buradan cevabımız a şıkkı olacak. İkinci sorumuzda ise kenar uzunluğu santimetre birimine göre pozitif tam sayı olan bir karenin alanı a santimetre kare ve çevresi b santimdir. Buna göre eşitsizlikler verilmiş ve bir karenin kenar uzunluğu kaç farkı değer alır? Şimdi karenin kenar uzunluğu x olsun, karenin alanını yazacak olursak, yani şöyle diyelim, karemizin bir kenar uzunluğunu x aldık. Karenin alanını yazacaksak x çarpı x'ten x kare gelecek ve karenin alanında a'ya eşit olduğunu söylemiş. Aynı şekilde bu karenin çevresini yazacak olursak da 4x'e eşit olacak ve çevresinde bize b olduğunu söylemiş. O zaman buradaki a, b değerleri yerine artık buradaki x değerine karşılık gelen ifade yazacağım ki amacımız zaten kenar uzunluğu, yani x hakkında bir aralık bulmak. Buradaki a gördüğüm yere o zaman x kare yazdım. Küçüktür b yerine 4x yazdım. Artı 60. Buradaki ifadeyi karşı tarafa aldığım zaman x kare eksi 4x eksi 60 küçüktür 0. Çarpanlarını ayıralım. X'e x dersek, burasını eksi 10'a 6 dersek eğer, çarpanlarımız burada x eksi 10 küçüktür x artı 6 küçüktür 0 geldi. Ve buradan da köklerimiz 10 ve eksi 6 oldu. Aynı şekilde bir eşitsizliğimiz daha var. Orada da a b'den büyüktür demiş. Şimdi a değerimiz x kare büyüktür 4x'ten. Burada 4x'i karşı tarafa alalım. Ve çarpanlarını ayıracağım. X çarpı x eksi 4 büyüktür 0. Buradan da yine köklerimiz 0 ve 4 oldu. Şimdi elimizde iki tane eşitsizlik var. O zaman bir eşitsizlik sistemi yapacağız. İki eşitsizliğin de köklerini tablomuza göstereceğiz. Yani buradaki ifademizde en küçük, mesela ikisinde de ortak olarak en küçük eksi 6 var. Daha sonra 0 var, 4 var ve 10 var. Birinci eşitsizliğimiz bu olsun. İkinci eşitsizliğimiz bu olsun ki karıştırmayalım. Birinci eşitsizliğimizin kökleri 10 ve eksi 6. İkinci eşitsizliğimizin kökleri ise 0 ve 4. İkisine de dahilik olmadığı için içerisini taramıyorum. Çift katlı kök de yok. Tek katlı kökler bunlar. Şimdi buradaki x karenin katsayısı pozitif olduğu için artı ile başlayacak. Kök geldiğinde eksi. Bunlar zaten kök olmadığı için aynı şekilde devam etti. Burada tekrar artıya dönüştü. Burada da x karenin katsayısı pozitif. Artı ile başladık. Kökte işaret değiştirdik. Bu şekilde devam ettik. İlk
eşitsizlikte bizden küçükleri istemiş. O zaman negatif kısımları taradık. İkincisine ise büyükleri istemiş. O yüzden pozitif kısımları taradık. Ve ortak olan bölgeleri alacağız. Ortak olan değerlerimiz burada -6 ile 0 aralığı, 4 ile 10 aralığı olacak. Bize bu karenin bir kenar uzunluğu kaç farklı değer alır diye sormuş. Şimdi karenin kenar uzunluğu olduğu için negatif değerler alamayacak. Dolayısıyla buradaki 0'dan -6'ya kadar olan değerleri alamaz. 4 ile 10 aralığındaki değerleri alacak. 4 ve 10'da dahil değil zaten. O yüzden burada 5, 6, 7, 8 ve 9 değerlerini alacağı için 5 farklı değer alır diyoruz. Üçüncü sorumuz ile devam ediyoruz. Reel sayılarda tanımlı y eşittir x kare fonksiyonu önce x ekseninde sağa doğru 2 birim, daha sonra y ekseninde yukarı doğru 3 birim öteye inip fx fonksiyonu oluşturuluyor. Şimdi öncelikle y eşittir x kare paraboline baktığımız zaman bu şekilde gelecek. Y eşittir x kare diyelim. Daha sonra 2 birim sağa ötelenmiş. Normalde 0'a 0 noktasından geçerken 2 birim sağa ötelendiği zaman artık buradaki x değerimiz 2'ye karşılık gelecek. Ve yukarı doğru da 3 birim ötelenmiş. O zaman tepe noktası şimdi normalde y değeri 0'daydı. Artık 3 birim yukarıya ötelendiğine göre 3'e karşılık gelecek. Yani tepe noktası, parabolün tepe noktası 2'ye 3 noktası olacak. Ve bu şekilde parabolümüz oluşacak. Şimdi parabolün tepe noktası 2'ye 3 ise o zaman artık denklemi de değişecek. Şöyle yazıyorduk. Y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k diyorduk biliyorsunuz. Buradaki a çarpı şimdi x eksi r değerimize baktığımız zaman r'si 2, x eksi 2'nin karesi artı k değerimiz de buradan 3 geldi. Şimdi buradaki ifademizde şunu söyleyebiliriz. Mesela y eşittir 0'a 0 noktasından geçiyordu parabolümüz. Buradaki artık geçtiği y ekseninden aynı şekilde geçtiği noktayı da buradan bulabiliriz. Denklemimizi düzenleyelim. Burada ilk başta bu arada x karenin katsayısı 1 olduğuna göre yani buradaki a sayısı 1 ise o zaman buradaki a sayısına da direkt 1 yazabilirdik ilk başta. O zaman denklemimiz şöyle gelecek. Y eşittir x eksi 2'nin karesi ise x kare eksi 4x artı 4 artı 3. Yani x kare eksi 4x artı 7 şeklinde bir parabol denklemimiz var. O zaman burada y ekseni kestiği nokta 7 noktasıymış. Bu fonksiyonun bize fx fonksiyonu olduğunu söylüyor. Ve bir fx fonksiyonu tekrar işlemler yapıyor. Y eksenini kestiği noktadan ve tepe noktasından geçen bir doğru çizilip bu da gx fonksiyonu oluşturuyor demiş. Şimdi o zaman şöyle diyeceğiz. Burada yeni bir doğru oluşturacağız ve buradaki 7 noktasından geçiyormuş y ekseni kestiği nokta ve tepe noktasından geçiyor. Yani kesen noktalarımız burada 0'a 7 noktası ile 2'ye 3 noktalarından geçen doğru denklemde bize gx'i verecek. Bunu şöyle diyebiliriz. Y eşittir mesela mx artı n şeklinde oluyordu. Burada zaten direkt n değerimiz yani sabit değerimiz 7 gelecek. X'e 0 yazdığımız zaman direkt buradaki sabit 7'ye eşit. 2'ye 3 noktasından da geçecek. Y yerine 3 yazdım. X yerine 2 yazdığım zaman eksi 4 eşittir 2m'den m değerimizde eksi 2 geldi. Yani burada doğru denklemimizde ona da gx demişti. Şöyle gelecek o zaman eksi 2x artı 7 şeklinde olacak. Şimdi bunları yerine yazdığımız zaman burada eşitsizliğimizi oluşturacağız. 6 eksi x çarpı fx yani x kare eksi 4x artı 7 bölü gx fonksiyonumuz eksi 2x artı 7 gelecek. Küçük eşittir 0. Şimdi tablo yapabilmemiz için bizim kökleri bulmamız lazım. Burasını 0 yapan değer 6. Burasını 0 yapan değer 7 bölü 2. Burasının ise şimdi 0 yapan değerler direkt burada çarpanların ayrılmıyor bu ifade. Bunun emin olmak için diskriminantını bulabiliriz aslında. Şöyle diyelim diskriminantına baktığımız zaman 4'ün karesi eksi 4 çarpı a çarpı c. Ve buradan diskriminantı 0'dan küçük olduğu için kök gelmedi. O yüzden elimizde 2 tane kök var. Bunun için tablomuzu yapalım. Şöyle devam edeceğim. Köklerimiz buradan 7 bölü 2 ile 6 geldi. İşaretlere bakalım. Şimdi burada x'in katsayısı negatif. Burada x'in katsayısı negatif. Dolayısıyla burası zaten pozitif olduğu için pay kısmı negatif. Payda da negatif geldi. Eksin eksiye bölümünden de artı. Bunlar birer tek katlı köklerimiz. Artı, eksi, artı. Küçüktür istediği için bu aralıktaki tam sayılar toplamını bulacağız. Şimdi burada 3,5'tan büyük tam sayımız 4 ve 5 gelecek. Dahillik de olduğu için bu arada bunlar da dahil. Tam sayı olduğu için burada 3,5'u alamam. 4'ü aldım, 5'i aldım ve buradan da 6'yı alacağım. Bunların toplamına baktığımız zaman da cevabımız 15 geldi. Dördüncü sorumuza bakalım şimdi. F reel sayılardan reel sayıları tanımlı olmak üzere ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi birincisinde fx fonksiyonun görüntü kümesi negatif reel sayılardan oluşur. Şimdi öncelikle bunu şöyle diyelim. Kökleri var mı ona bakalım. Bunun için diskriminantını kontrol edeceğim. B kare, b'si burada 1, 1'in karesi, eksi 4 çarpı a'sı eksi 1, c'si de eksi 3.
Buradan 1 eksi 12 geldi. Küçüktür 0 oldu. Yani eksi 11 değeri 0'dan küçük olduğu için kök yok diyoruz. Şimdi kök yok ve x karenin katsayısı negatif olduğu için kolları aşağıya doğru olan ve x ekseni kesmeyen bir parabolümüz var. Yani şu şekilde diyebiliriz. Burada x ekseni kesmeyecek şekilde kolları aşağıya doğru olan bir parabol. Ve sonuç olarak burada kolları aşağıya doğru ve x ekseni hiçbir şekilde kesmiyorsa burada x ekseni üstündeki pozitif değerler almıyor demektir. Dolayısıyla hangi değeri verirsek verelim, hangi x değeri olursa olsun hepsi negatif tarafta değer aldığı için görüntü kümesi negatif reel sayılardan oluşur ifadesi doğru. İkincisine bakalım, fx fonksiyonunda f 7 bölü 2 ile f kök 11'in işaretleri aynıdır demiş. Şimdi şöyle desek, bu ifadeyi çarpanlarına ayırsak öncelikle fx eşittir x kare eksi 7x artı 12 ifadesinde eksi 4'e eksi 3 dersem 4 ve 3 noktalarından geçecek. Köklerimiz 4 ve 3. Kolları da yukarıya doğru olan bir parabolümüz var. Şöyle diyelim, burası 3 olsun, burası 4 olsun. Kolları yukarıya doğru olan bu şekilde ilk 3 ve 4 noktalarını kesen bir parabolümüz var. Şimdi 7 bölü 2 dediğimiz değer 3 ve 4'ün arasında, yani burada 7 bölü 2 değerimiz bu aralıkta kalacak ve bu parabole göre 7 bölü 2'nin aldığı değer karşılık geldi. Yani negatif bir sayı. O zaman f 7 bölü 2 negatif değer aldı. Kök 11'e bakalım. Şimdi kök 11 dediğimiz değer de hangi iki tam sayı arasında dersek, mesela 3'ün karesini aldık 9, 4'ün karesini aldık 16. Dolayısıyla karelerinin burada mesela 3'ün karesi 9, kök 11'in karesi 11, 4'ün karesi 16. Bu sıralamayı sağladığı için o zaman kök 11 de 3 ile 4 arasındadır diyoruz. O zaman yine aynı şekilde 3 ile 4 arasındaysa aldığı herhangi bir yerdeki bir değer yine negatif bir sayıya karşılık geleceği için bunun da işareti negatif oldu. O zaman işaretleri aynıdır ifadesi doğru geldi. Üçüncü öncüle bakalım. A ve B gerçek sayılardır. Ax artı B ifadesi negatif yapan x değerlerinin oluşturduğu aralık. Şimdi bunu negatif yapan x değerleri bulabilmemiz için önce bu ifadenin kökünü bulmamız lazım. Ax artı B'yi sıfıra eşledim. X değerimiz eksi B bölü A geldi. Bir tane birinci derecen olduğu için bir tane kök var. Eşitsizlik tablosunu yapalım. Eksi B bölü A. Oluşturduğu aralık eksi 1 ile sonsuz aralığında ise demiş. Şimdi burada kök mesela burada gelecek. Sonuçta burası artı sonsuz, burası eksi sonsuz. Sonsuz ile eksi 1 dediğine göre o zaman buradaki eksi B bölü A dediğimiz değer eksi 1 olmalı ki eksi 1 ile sonsuz aralığındakini işaretleyebilelim. Ve negatif yapan dediği için bu bölge o zaman negatif. Burada tek katlı kökümüz var, burası da pozitif olacak. Ax artı B ifadesinin negatif yapan x değerlerini oluşturduğu aralık eksi 1 ile sonsuz aralığını şu şekilde burada tabloda göstermiş olduk. O zaman direkt şunu söyleyelim. Eksi B bölü A değeri eksi 1'e eşit olacak. İşaretlerini burada çarptık. Eksi burada gitti eksilerimiz. B bölü A değerimiz 1 geldi. Şimdi burada biz sonuç olarak Ax artı B'de mesela işaretimize baktığımız zaman negatifle başladığına göre o zaman x'in kat sayısının negatif olması gerekiyor ki tablo eksiyle başlasın. O zaman a değerimiz kesinlikle negatif geldi. A negatifse sonuçta bunun pozitif olabilmesi için b sayısı kesinlikle negatif olmalıdır. Bize de zaten eğer bu şekildeyse b sıfırdan küçüktür demiş. Evet, b'yi de negatif bulduğumuza göre 3. öncülümüz de doğru. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 oldu. 5. sorumuza bakalım şimdi. Fx eşittir 0, diskriminantı negatif olan ikinci dereceden bir denklemdir demiş. Fonksiyonun eşittir 0 dediğimiz zaman diskriminantının 0'dan küçük olduğunu söylüyor. Yani bu ne demektir? Denklemin reel kökleri yok demektir. Ve şu parabolü de çizecek olursak şöyle diyebiliriz. X karenin katsayısı da 1 verilmiş. Yani pozitif olduğuna göre o zaman kolları yukarıya doğru olan ve x ekseni kesmeyen bir parabolümüz olacak. Kök olmadığı için x ekseni kesmiyor. Katsayısı pozitif olduğu için de kolları yukarıya doğru olan bir parabolümüz var. Fx fonksiyonumuzu şöyle yazalım. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Fx eşittir 0 denkleminin reel kökler toplamı eksi b'dir. Reel kökleri yok dedik zaten. Kökler toplamından da söz edilemez tabii ki. İkincisinde ise f eksi 100 ve f 50'nin çarpımı 0'dan büyüktür demiş. Şimdi biz fonksiyonun hangi x değerinde olursa olsun bütün x değerlerine karşılık gelen görüntüsü mutlaka pozitif bir sayı olacak. Çünkü zaten x eksenini kesmedi ve x eksenin üstünde kaldı. Bütün görüntüler pozitif olacak. Eksi 100 de yazsak bu ifade pozitif. 50 de yazsak yine aynı şekilde görüntü pozitif olacak. Artı ile artının çarpımından da cevap 0'dan büyük olacak. O yüzden ikinci öncül doğru. Üçüncüsünde ise eşitsizliğinin çözüm aralığında yalnız bir tane tam sayı vardır demiş. Şimdi fx x ne olursa olsun pozitif olacak dedik.
Mutlak değerli ifadeyle çarpımı sıfırdan küçük eşittir demiş. Şimdi sıfırdan küçük olması mümkün değil. Çünkü bu ifade ya sıfırdır mutlak değerli ifade ya da pozitiftir. Eğer pozitifse zaten artı artının çarpımından artı, yani pozitif bir sayı gelir. Eğer sıfırsa sıfırla pozitif sayının çarpımından da sıfır olur. Dolayısıyla sıfırı eşitlik sağlanır ama sıfırdan küçük olması mümkün değil. O yüzden de bir tek sıfıra eşitlik olan kök burada bulabiliriz. Sıfıra eşit olabilmesi için de içerideki mutlak içerisindeki ifadeyi sıfır yapan değerimiz 2. Yani bu eşitliği sağlayan sadece 2 değeri var. O da burasını sıfır yaptığı için eşitliği sıfır yapıyor. Ama bunun dışında hangi değeri yazarsak yazalım, bu çarpım ya sıfırdır ya da sıfırdan büyüktür. Negatif olması mümkün değil. O yüzden çözüm aralığında yalnız bir tane tam sayı vardır ifadesi de doğru. Ve buradan cevabımız 2 ve 3 oldu. 6. sorumuza bakalım. Eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi pay kısmına baktığımız zaman burası 1'e 1 dediğimiz zaman payda x artı 1'in karesi olacak. Dolayısıyla buradaki ifade eksi 1 haricindeki bütün sayılarımızda buradaki ifade karesi olduğu için pozitif bir ifade olacak. Şöyle diyelim, eksi 1'i çıkartacağız mutlaka. Bunun dışındakilerin hepsinde burası pozitif sayı olacak karesi geldiği için. Şimdi buradaki ifadenin de sonuçta sıfırdan büyük olabilmesi için burasının da pozitif olması gerekiyor. Bunun pozitif olabilmesi için de şöyle gösterelim. X eksi 1'in mutlak içerisindeki x eksi 1'den mutlak x artı 2'yi çıkarttığına göre mutlak x eksi 1'in mutlak x artı 2'den büyük olması gerekecek. Şimdi şöyle diyelim, bunların köklerine bakalım. Burasını sıfır yapan değerler 1 ve eksi 2 değerleri. Şimdi sayı doğrusunda şöyle düşünsek, eksi 2 ve 1 değerlerimiz var. Burada hangi aralıkta, yani burada eksi 2 ile 1 aralığında burada bir değer alacağım ve bunun mutlaka daha büyük olması gerekecek. Şimdi eksi 2 ile 1 arasında tam ortadaki değerimiz, burada arada 3 birim var. Tam ortada 3 bölü 2'den 1,5 geriye geldiğim zaman eksi 1 bölü 2 olacak. Şimdi alacağımız x değeri bu aralıkta mı olacak, bu aralıkta mı olacak, ona karar vereceğiz. Şimdi şöyle diyelim, sonuçta mutlak dediğimiz değer uzaklıktan bahsediyoruz ve biz x'in 1 ile olan uzaklığının x'in 2 ile olan uzaklığından büyük olmasını istiyoruz. Eksi 2 ile olan uzaklığının 1 ile olan uzaklıktan burası daha küçük gelmesi gerekiyor. O zaman 1'e olan uzaklığının daha fazla olabilmesi için bu aralıkta değil de bu aralıkta seçmem gerekiyor ki x sayısını. X buralarda bir yerde olması gerekiyor ki x'in 1'e olan uzaklığı ile x'in 2'ye olan uzaklığı arasında burası daha büyük gelsin. O yüzden de x dediğimiz değer burada kesinlikle eksi 1 bölü 2'den daha küçük bir değer olması gerekiyor. O yüzden şöyle diyebiliriz, x'in aralığını eksi sonsuz ile eksi 1 bölü 2 arasında olacak. Ve kesinlikle burada ilk başta söylediğim gibi eksi 1'i çıkartmamız lazım. Çünkü eksi 1 paydayı 0 yaptığı için tanımsız oluyor. Bundan da eksi 1 elemanını çıkarttık ve buradan da cevabımız B şıkkı oldu. 7. sorumuza bakalım şimdi. F azalan bir fonksiyon olmak üzere eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi azalan fonksiyonsa x değerleri artarken y değerleri azalır. X değerleri azalırken y değerleri ise artar. Yani tam tersi olacak. Şimdi burada görüntüleri için bu şekilde bir sıralama verdiyse o zaman biz x değerleri için de şunu söyleyebiliriz. Bunların arasındaki en küçük değer o zaman x değeri. Yani burada f fonksiyonun tanım kümesi 9x kare bunların arasında en küçük olacak. Aynı şekilde 9. Daha sonra da burada normalde görüntüsü en küçük olan değer en büyük değeri gelecek. Burada da küçüktür x kare şeklinde diyeceğiz. Buna göre bir eşitsizlik oluşturacağız buradan ve mesela şöyle diyelim, ikili ikili oluşturalım. Buradan bir eşitsizlik aldık. 9x kare küçüktür 9. 9'u karşı tarafa aldım. 9x kare eksi 9 küçüktür 0. 9 parantezine aldık. X kare eksi 1 küçüktür 0 geldi. 9 çarpı buradan x eksi 1 x artı 1 dersek köklerimiz 1 ve eksi 1 oldu. Aynı şekilde şöyle bakalım. Mesela burada da 9 ile x kareyi aldığımız zaman 9 küçüktür x kare olacak. Buradan da 9 eksi x kare küçüktür 0. 3 eksi x 3 artı x gelecek. Küçüktür 0'dan köklerimiz burada da 3 ve eksi 3 geldi. Burada zaten 1. ve 3. almamızın anlamı yok. 9x kare karşı tarafa attığımız zaman direkt x değeri 0'dan küçük geliyor zaten. Hatta onu da yazalım. Şöyle diyelim, 9x karenin de x kareden küçük olması lazım. Karşı tarafa aldım, 8x kare küçüktür 0. Sonuçta her tarafı 8'e böldüğüm zaman aynı şekilde x kare küçüktür. Yine 0 bölü 8'den 0 gelecek. X kare değerinin buradan 0'dan küçük olduğunu söylemiş. Şimdi x kare 0'dan küçük olamayacağına göre buradan aslında direkt boş küme geldi. Bunu kullanmayacağız. Bu iki eşitsizliği kullanacağız. Şöyle diyelim, burada mesela köklerimize baktığımız zaman en küçük eksi 3 var. Eksi 1 var, 1 var ve 3 var. İki tane eşitsizliğimiz. Birinci eşitsizliğimiz burası olsun, ikinci eşitsizliğimiz de burası. Birinci eşitsizliğimizin kökleri eksi 1 ve 1.
İkinci eşitsizliğin kökleri ise 3 ve eksi 3 gelecek. Her biri bunların tek katlı kökler ve dahillik de yok. Şimdi burada x karenin katsayısına baktık, pozitif, o yüzden artı ile başlayacağız. Artı kök geldi buradan, eksi artı artı diye devam ettik. Burada x karenin katsayısı negatif olduğu için eksi ile başladık. Artı, buradan artı devam ettik, eksi geldi. Birincisi de küçüktür 0 dediği için negatif kısmı taradım. Burada küçüktür 0 dediği için yine negatif kısımları taradım. Şimdi normalde çözüm kümesi için ortak bölge bulmamız gerekiyordu ama burada ortak aynı aralığa gelen ortak taradığımız bir bölge olmadığı için çözüm kümemiz o zaman boş küme gelmiş oldu. 8. sorumuza bakalım. Eşitsizliğinin çözüm kümesi reel sayılar olduğuna göre 2A sayısının tam sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi çözüm kümesinin reel sayı olabilmesi için şöyle bir yorumlama yapmamız lazım. Burasının sıfırdan büyük olmasını istiyor ve bütün reel sayılar, yani şöyle desek mesela burada herhangi köklerimiz olsa, bir tane bile kök gelmiş olsa. Şimdi normalde şöyle bir göstermek için yapıyorum burasını. Herhangi bir tane mesela kökümüz var burada. Kat sayıları da pozitif olduğu için artı ile başlayacak. Mutlaka kök geldiği için işaret değiştirecek, eksi olacak. Pozitif istediği için de mesela bu kısmı tarayacağız. Ama buradaki kısım negatif olduğu için bunu taramayacağız. Ve aynı zamanda x1'de de burada sonuçta kök olduğu yerde dahillik olmadığı için bunu da almayacağım için x1'de olmayacak. Bundan küçük olan değerler de olmayacak çözüm kümesinde. Sadece burası olacak. Ama bize çözüm kümesinde bütün sayılar, yani bütün reel sayılardan bahsetmiş. Yani hepsini tarayabilmem lazım benim. Bunun olabilmesi için de o zaman bu eşitsizlikte kök olmayacak ki, kök olmadığı zaman artı ile başlayacağım. Artı artı devam edeceğim. Artı istediği için tamamını tarayacağız ve çözüm kümemiz reel sayılar gelecek. O zaman biz anlıyoruz ki bu ifadenin kökünün olmaması gerekiyor. Yani buradan da aynı şekilde kök gelmeyecek. Dolayısıyla diskriminantı sıfırdan küçük gelecek. Burasında kökün olmaması için yine diskriminantı sıfırdan küçük olmalı ki bu şekilde bir görüntü oluşsun. O yüzden de bunları yapabileceğimiz şeyler diskriminantına bakmak olacak. Birinci, burada denklemimizin diskriminantına baktığımız zaman b kareden 4a'nın karesi eksi 4 çarpı a çarpı c geldi. Bunun sıfırdan küçük olması gerekiyor dedik. 4 parantezine aldık, a kare eksi 16 küçüktür 0. Buradan çarpanlarımız a eksi 4, a artı 4 küçüktür 0 geldi. Şimdi buna direkt şöyle diyebiliriz. Mesela tablosunu oluşturduğumuz zaman burada eksi 4'e 4 diyebiliriz. Direkt buna ait bir tabloda oluşturabiliriz sonuçta. Katsayımız pozitif olduğu için artı eksi artı gelecek ve a değerinin buradan eksi 4 ile 4 aralığında olacağını buluyoruz. Aynı şekilde burasının diskriminantına baktığımız zaman buradaki ifademizde b kareden b'si eksi 6 karesini aldık. 36 eksi 4 çarpı a değeri de burada sabitimiz a artı 6. Yine burasında sıfırdan küçük olması gerekiyor. Burasında yine 4 parantezine alalım. 9 gelecek buradan. Eksiyi buraya dağıttığımız zaman eksi a eksi 6 küçüktür 0. 4 çarpı buradan 3 eksi a geldi. Küçüktür 0. Burada zaten tek bir tane kökümüz var. 3. O zaman buradaki ifade sonuçta 4 değeri pozitif olduğuna göre 3 eksi a'nın sıfırdan küçük olması lazım. 3'ün de a'dan küçük olması gerekiyor. Yani a değeri 3'ten büyük olacak. Bizden 2a'yı istemişti. 2a sayısının tam sayı değeri. Şimdi eşitsizliği şöyle yapalım. 2 ile genişlettiğimiz zaman eksi 8 küçüktür 2a küçüktür 8 geldi. 2 ile burasını aynı şekilde genişlettim. 2a büyüktür 6 geldi. Şimdi 2a'nın tam sayı değerini istiyor. 2a sayısı 6'dan büyük olacakmış. 8'den de küçük olacakmış. Şöyle diyelim, 2a sayısı ikisini kesiştirdiğim zaman 6 ile 8 arasında, bu aralıktaki tam sayımız da 7 oldu. 9. sorumuza bakalım. Şekilde f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre x'in alabileceği en küçük 2 pozitif sayının toplamı kaçtır? Şimdi f bileşke gx vermiş. Şöyle yazalım. F gx ifadesinin 5'ten küçük ve eşit olmasını istiyor. Yani f fonksiyonu içerisinde gx fonksiyonu gx yazılmış ve sonuç olarak f fonksiyonun 5 ve 5'ten küçük olmasını istemiş. Bize de zaten fx'in grafiği verilmiş. Şimdi fx'in değerleri burada görüntüsünün 5 ve 5'ten küçük olabilmesi demek. Mesela buradan sonrası 5'ten büyük olan değerler. 5 ve 5'ten küçük olmasını istiyorsa o zaman burada değer almasını istiyor demektir. Bunu sağlayan x değeri, yani içerisindeki ifade ise, buradaki grafiği veren x değerimiz ise x'in pozitif olduğu değerler. Yani içerideki ifademiz gx değeri o zaman 0'dan büyük ve eşit olması gerekiyor ki, çünkü 0 olduğunda da 5 yapıyor. 0'dan büyük eşit olması gerekiyor ki görüntüsü 5 ve 5'ten küçük gelsin. Mesela negatif değerleri almış olsam negatif değerlerde 5'ten büyük değerler geliyor. O yüzden de biz buradan gx'in 0'dan büyük ve eşit olmasını istiyoruz. Gx değerimiz zaten belli, x kare eksi 6x.
Bu ifade sıfırdan büyük eşit olacak. X parantezine aldığımız zaman da köklerimiz 0 ve 6 oldu. Tablosunu yapalım. 0, 6 dedik. X karenin burada katsayısı pozitif. Artı ile başlıyoruz ve bunlar dahilik olduğu için burasının içerisini tarıyoruz. Artı ile başladık. Eksi artı geldi. Bizden büyük kısmı istediği için pozitif kısımları tarıyorum. En küçük iki pozitif tam iki pozitif sayının toplamı dediği için buradaki bölgeyi alamam. 6'yı alabilirim. 6 dahildi. 6'yı aldık ve 7'yi aldık. En küçük iki pozitif sayının toplamı da buradan 13 geldi. Son sorumuza geldik şimdi. Birlikte tatile çıkan Bilal ve Özgür eşit miktarda para vardır. İlk gün Bilal ve Özgür'ün her ikisi de 1 TL para harcamış. Bilal ilk günden sonraki her gün hemen önceki günden 1 TL fazla harcamış. Özgür ise ilk günden sonraki her gün hemen önceki günden 2 TL fazla para harcamıştır. Bilal'in eninci günün sonuna kadar harcadığı toplam para Özgür'ün sadece en artı 18. gün harcadığı paradan fazladır demiş. Şimdi şöyle diyelim, öncelikle Bilal'le başlayalım. 1 TL'leri vardı. Bir sonraki gün her gün 1 TL fazla harcıyor. O zaman bir sonraki gün 2 TL harcamış, 3 TL, 4 TL şeklinde gitmiş. O zaman burada eninci günde en TL para harcamış demektir. Özgür'e bakalım aynı şekilde. Özgür'e de 1 TL ile başlamış. Sonra 2 TL fazla 3 olmuş. 5 TL, 7 TL şeklinde gitmiş. Eninci günde de harcadığı para, burada tek sayılar geldiği zaman şöyle diyorduk. 2n-1. Mesela 3. gününe bakacak olursak 2n-1'in sağlamasını yapalım. 2n-1'de 3. günü kontrol etmek istesek n yerine 3 yazdığımız zaman 3 çarpı 2'den 6, eksi 1'den 5 oldu. 3. günü direkt bulabiliyoruz. Tek sayılarda bunu hatırlıyorsunuzdur. 2n-1'e eşitti. Eninci gün 2n-1 TL para harcamış. Eninci günü n TL para harcamış. Şimdi Bilal'in eninci günün sonuna kadar harcadığı toplam para. Yani bunların toplamını istemiş bizden. Yani birden n'e kadar olan sayıların toplamı. Onu da hatırlayalım. N çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Özgür'ün sadece n artı 18. gün harcadığı para. Şimdi biraz önce mesela 3. gün hesapladığımız zaman direkt n yerine 3 yazdık. 3. gün harcadığı parayı bulduk. Burada da 3. gün değil de n artı 18. gün harcadığı parayı soruyor. O zaman 2n-1'de n gördüğüm yere n artı 18 yazacağım. Bugün de harcadığı parayı bulacağım. N yerine n artı 18 yazdık. Eksi 1. Buradan 2n artı 36 eksi 1'den 35. Yani 2n artı 35 TL para harcamış bugün de. Bu paradan fazlaymış. Yani bunun toplam parası bugün de harcadığı paradan fazlaymış. Buna göre n'in en küçük pozitif tam sayı değerinin rakamlar toplamını istiyor bizden. Şimdi şöyle bir düzenleyelim öncelikle. Burada n'i dağıttığımız zaman n kare artı n geldi. Her tarafı da hatta 2 ile genişletirsek paydadaki 2 karşı tarafa gitmiş olacak ve burası 4n artı 70 geldi. Karşı tarafı alalım. N kare buradan eksi 4n artı n'den eksi 3n eksi 70 büyüktür 0. N'e n dersek eksi 10'a artı 3 dersek çarpımları pardon eksi 7 dersek çarpımları eksi 70 toplamları da eksi 3 verecek. O zaman n eksi 10 n artı 7 büyüktür 0. Köklerimiz buradan o zaman 10, buradan da eksi 7 geldi. Tablosunu oluşturalım. İşaretimiz n karenin katsayısı pozitif olduğu için artı ile başladık. Bunlar dahil değil. Artı, eksi, artı, büyüktür kısmını istediği için pozitif kısımları taradık. Şimdi n'in en küçük pozitif tam sayı değeri. O yüzden buradaki bölgeyi alamam. Buradan itibaren alabilirim. En küçük pozitif tam sayı değeri de onu alamadığım için 11 alacağım. Bu değerin rakamlar toplamını istediği için de 1 artı 1'den cevabımız 2 geldi. Evet, eşitsizlik tekrarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki AYT tekrar videomuzda trigonometri ile devam edeceğiz. Trigonometri videosunda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. Hoşça kalın.